Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, maalesef anayasaya aykırı yasa yapmakta ve anayasanın arkasına dolanmakta hiçbir sorun görmeyen bir AKP grubuyla karşı karşıyayız. Yine anayasayı birçok yerinden ihlal eden bir kanuni düzenleme getirdiniz. Bir defa bunun bir benzerini 2 yıl önce getirmiştiniz. Anayasaya aykırı demiştik. Duymazdan geldiniz. Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Beklendiği gibi. Ama siz de bekliyordunuz zaten. Sizin amacınız anayasaya uygun yasa yapmak değil. Anayasa Mahkemesi karar verene kadar NASA kararları geriye yürümüyor. Atalan Üsküdar'ı geçsin mantığındasınız. Yine aynı kafadasınız. Yine anayasanın kaşını gözünü yara yara yasa yapma derdindesiniz. Anayasa Mahkemesi size 9 ay süre verdi. Süre Haziran'da doldu. Neredesiniz? Niye gelmediniz? Niye Temmuz ayına kadar beklediniz? Şimdi de diyorsunuz ki acele etmemiz lazım. Niye? Niye zamanında getirmiyorsunuz? Anayasa 153'ü siz bilmiyor musunuz? Anayasa sizi bağlamıyor mu? Yasama, yürütme, yargıyı bağlıyor da sizi bağlamıyor mu? 153'ü niye görmezden geliyorsunuz? Yine Sayın Bakan ne dedi geçen ay? Biz dedi yasayı hazırladık, imza sürecini meclise takip edecekler dedi. Siz olsunuz. Siz imza sürecini takip edenlersiniz, siz de imzalayanlarsınız. Sizin göreviniz bu kadar. Ve bakın Anayasa 88, yasama organı yetkisini sadece kendisi kullanır, yasamanın tekeliyeti vardır ve kimseyle paylaşamazsınız. Yemin ettiniz siz bu anayasaya. Ve sonuçta bu 88. maddeyi de yok sayıyorsunuz. Aynı şekilde hukuk devleti ilkesi her yerinden dökülüyor. Bakın yasanın 3 dakikada ancak bu kadar anlatılır. Hangi maddesine baksanız hukuk devletinin ayaklar altına alındığını görüyorsunuz. Hukuk devleti bütün iş ve eylemlerinde hukuk önünde hesap verebilen bir devlettir. Hangisinde var bu? İdarenin kanuniliği, yani hangi öğretmeni hangi şekilde cezalandıracağınız, hangi disiplin yönetmeliğini uygulayacağınız, hangi disiplin kurullarını nasıl seçeceğiniz var mı bu yasada? Varsa getirin gösterin. Kafanıza göre Sayın Bakan atayacak. Sayın Bakan proje okullarına 100.000'in üzerinde öğretmen atadı, haberiniz var mı? Bir kişiye 100.000 imza atma yetkisi verdiniz. Bu onur da size yakışır. Aynı şekilde öğretmenlerin kamu hizmetine girme hakkını engelliyorsunuz. Anayasal bir hak. Bakınız 1 milyon öğretmen aileleriyle bir umutla okuyorlar. 1001 emekle okuyorlar. Öğretmen olmak istiyorlar. Okullarımızda öğretmen ihtiyacı var. Öğrenciler öğretmen bekliyor. Siz diyorsunuz ki bir anda bir hokus pokus emek hırsızlığı yapıyorsunuz, umut hırsızlığı yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki siz artık öğretmen adayı falan değilsiniz. Nasıl olacak? Biz seçeceğiz. Nasıl? Belli mi? ÖSYM yapacak. Nasıl yapacağı belli mi? Bütün yetkileri bakanlığın uhdesine veriyorsunuz. Yani bu kadar yasama meclisi toplanıyor, bu kadar milletvekili sabahlara kadar çalışalım, Yusuf Tekin mutlu olsun diye. Yusuf Tekin... Buyurun, buyurun. Sayın. Yusuf Tekin'in yetkileri genişlesin diye uğraşıyoruz. Sonra da anayasaya aykırı oluyor. Elbette aykırı olur. Anayasaya dikkat edeceksiniz. Arkadaşlar, çalışma hakkını engelliyorsunuz. Eğitim hakkı, gençlerimizin eğitim hakkını engelliyorsunuz. Ve eğitim hakkı engellenen gençlerimiz sizin yarattığınız düzende maalesef işsizlikle, umutsuzlukla geleceklerini yurt dışında aramak zorunda kalıyorlar. Ve anayasanın birçok maddesine aykırı olan, anayasanın ruhuna aykırı olan, yasama meclisini içe sayan, sizlerin iradesini içe sayan ve eğitimi ayrı bir kaosa sürükleyecek olan bu yasa teklifini tamamen reddediyoruz. Hiç olmazsa buradan geri çekin, gelin doğru dürüst çalışalım, anayasaya uygun bir hale getirelim, temel bir sorunu çözelim. Bakın, bir öğretmen düşünün, öğretmenler odasında 6 tip matematik öğretmeni var. Öğretmen var, baş öğretmen var, uzman öğretmen var, sözleşmeli öğretmen. Buyurun tamamlayın lütfen. Bir de şimdi hazırlık dönemindeki öğretmeni getiriyorsunuz. Bunu çözelim. Sözleşmeli öğretmeni kurumsallaştırıyorsunuz. Bunu çözelim. Sözleşmeli öğretmen ayıbını kaldıralım. Öğretmen öğretmen olsun. Öğretmen 657'ye tabi olsun. Öğretmen eğitimin kamu hizmeti olmadığını söyleyebilir misiniz? Kamu hizmeti anayasaya göre memurlar eliyle görülür. Kamu hizmetini siz başkalarına gördüremezsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu yanlıştan vazgeçin. Anayasaya uyun. Gelin doğru dürüst çalışalım ve eğitim dünyamızın beklediği yasayı hep birlikte yapalım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Emir. Değerli arkadaşlar, keşke başkan vekilleri görüşülmekte olan
yasa ve konular hakkında kendi görüşünü beyan edemez, taraf olamaz diye bir şey olmayaydı, ben de bu yasayla ilgili fikirlerimi söyleyebileydim. Ama böyle bir engel var. Şimdi gelelim işin hem iş tüzük hem teknik kısmına. Meclis başkanında bile böyle bir yetki yok. Çünkü o zaman sayın milletvekillerinin ve genel kurulun iradesinin üzerinde bir irade oluşmuş olacak. İşin yoksa ben de biliyorum, işte burada hazır bir metin var, bunu okumayı hayal ederim. Ama işin tekniği bu. Eğer başkan ya da başkan vekillerinden birisi bu şuna uygun, bu buna uygun değil gibi tamamen yasa koyucunun iradesinin önüne şu veya bu şekilde setler örebilecek bir yetkiye sahip olursa burada hiyerarşik bir şey olur. Oysa yasama açısından her birimiz bir diğerine eşiz. Onun için tutumumda bir değişiklik yok. Görüşmelere geçmeden önce doğal felaketlerle ilgili iki sayın vekil söz istedi. Onlara bir söz vereceğim birer dakika. Sayın Durmaz, buyurun. Sayın Durmaz, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tokat'ta 5 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde aşırı yağışla beraber dolu felaketi yaşandı. Zile ilçemizde 22 köy, 36.250 dekar, Artova Yeşil Sulu Saray'da 26 köyümüzde 115.000 dekar alanda ekili buğday, arpa, ayçiçeği, nohut, yulaf, fil, mercimek, patates, soğan, şeker pancarı, yonca, mısır tarlalarında ortalama %80 ve %100 arasında hasar gördü. Bölgemiz çiftçilerinin yaş ortalaması 60. Başka geliri de yok. Sulama, ilaç, gübre, mazot ve esnafa olan borçları duruyor, kara kara düşünüyorlar. Tohum, mazot, gübre destekleri acilen ödenmeli. Çiftçilerimizin borçları faizsiz ertelenmeli. AFAD fonundan yağış ve dolu hasarının ödenmesi için acilen önlem alınmalıdır. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Durmaz. Sayın Beştaş, sizin de söz talebiniz vardı. Buyurun, Erzurum'la ilgili. Teşekkürler Sayın Başkan. Dün Erzurum Tekman ilçesi mahalleleri Dal Söğüt, Hamzalar, Molla Ahmet ve Aşağı Hanbey mahallelerinde maalesef ikinci kez yine bir sel felaketi yaşandı ve çok ciddi zararlar var. Özellikle su bentlerinin patladığı bilgisine ulaştık. Dere yatağının yakınındaki hayvan barınakları ve evler çok ciddi tehlike altında hala. Biz köylülerin mutlaka buna çok dikkat